NATO'nun Türkiye'ye asker gönderme planının arkasında Güneydoğu'ya yeni bir çekiç güç konuşlandırma çabası mı var? Bu sorunun sorulmasının nedeni NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in açıklamaları. İşte o açıklamalar. ABD ve NATO bir yandan Türkiye'yi Rusya'ya karşı kışkırtıyor, bir yandan da Suriye tarafı Rusya'nın Suriye hamlesi Amerika Birleşik Devletleri'nin planlarını bozdu. Obama yönetimi NATO'yu kullanarak yeni hamleler yapıyor. Rus uçaklarının Türk hava sahasını ilal etmesini bahan eden NATO, Türkiye'ye asker gönderebiliriz açıklaması yaptı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in açıklaması, Türkiye'nin güneyine yeni bir çekiç güç konuşlandırma planını ortaya çıkardı. Rusya'nın Ukrayna'daki askeri müdahalelerinin ardından NATO'nun aldığı önlemler kapsamında 13 bin kişilik bir çevik güç oluşturulacağını hatırlatan Stoltenberg, bu askerlerin gerekli olduğu takdirde hem doğuya hem de güneye kaydırılabileceğini belirtti. 7 Haziran sonrası AKP hükümetinden İncirli'nin yanı sıra Diyarbakır, Malatya ve Batman üstlerinin kullanımını da alan Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO eliyle güneye yerleşme planı konusunda Ankara'nın tavrıysa merak konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu sessizliğini korurken Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, NATO'nun Türkiye'ye askeri güç göndermesi için konsey kararı gerekli. Şu aşamada böyle bir talebimiz bulunmuyor dedi. Dün NATO Genel Sekreteri istenirse 48 saat içinde NATO birliklerinin Türkiye'de konuşlanabileceğini ifade etti. Buna ilişkin bir hazırlık var mı? Türkiye'nin bir talebi var mı? Bunun için bir konsey kararı gerekli ve ülkemizin de bu aşamada bu yönde bir e, talebi e, bulunmuyor ama e, NATO e, e, kolektif e, savunma ya e, savunmayı hedef alan e, önemli bir e, örgüt. E, tabii NATO genel sekreterinin e, bu yöndeki açıklamalarında e, tabii memnuniyetle karşıladık.